Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şimdi size evde nasıl yoğurt mayalayabileceğinizin bir örneğini sergilemek istiyorum. Yoğurt çok güzel bir besin, güzel bir protein kaynağı, çok midevi, sağlıklı, bütün doktorların tavsiye ettiği ve her yaşta, insanların her yaşta yemesi gereken çok güzel bir besin. Benim soframdan hiç eksik olmaz. Olabildiğince de her şeyi kendinizin yapmanızın taraftarı olduğum için yoğurdu da kendiniz yapabilirsiniz diye bu tarifi size yapmak istedim. Tarif de denmez aslında, biraz onun içinde takılıyorum. Yoğurt nasıl yapılır diyelim. Yoğurt süt ve yoğurtla yapılıyor. İhtiyacımız olan malzemeler bunlar. 1 litre süt kullanıyorum ve 1 kaşık yoğurt kullanıyorum. Sonuçta elde edeceğim de, bu benim dünden mayalamış olduğum yoğurt. Elde edeceğim yoğurt da bu olacak. Şöyle bir kaşık vuralım. Nasıl olduğunu da görün. Yani çok sulu değil, çok katı da değil. Aslında sululuğu ve katılığı birazcık kullandığınız süte bağlı. Ama ev yapımı nefis bir yoğurt. Şimdi yapacağımız şey, sütü kaynatacağız. Bir 10-15 dakika kadar taşırmadan, ısıyı düşürerek kaynatmanızı tavsiye ederim. Kullanmanızı önereceğim süt pastörize süt olacaktır. İşlenmemiş süt kullanmanızı hiçbir zaman tavsiye etmem. UHT sütten ziyade pastörize süt daha iyi sonuç verecektir bu yoğurt yapımında. 1 litre pastörize sütü kaynatacağım. 10-15 dakika dediğim gibi. Ardından ılınmasını bekleyeceğim. Ilınması demek, parmağınızı soktuğunuzda içinde parmağınızı tutabilmeniz lazım. Yanmamanız lazım. Eğer bunu dereceyle ölçmek isterseniz 38 dereceler civarında olması yeterli olacak. O sütten birazcık bunun içerisine, yoğurdun içerisine, yani normal bir yoğurdun içerisine katacağım ve bir harmanlayıp tekrar normal sütün içerisine ekleyeceğim. Ondan sonra da mayalanması için beklemeye başlayacağız. Süt 15 dakikadır kaynıyor. Hafif ateşte kaynıyor tabii ki. Şimdi kapatıyorum altını. Ne kadar suyunu çektiğini göreceksiniz. Bu satın aldığınız sütün katı madde oranı ile direkt orantılı. Hani kötü bir şey gibi de düşünmeyin. Mevsimsel olarak da değişebilir. Sütün miktarı bayağı azaldı. Bu arada bu yoğurt beklerken de bu yoğurdun içinde bir miktar su birikti. Yoğurdun kendi öz suyu çıktı. Bu suyu da dökün lütfen. Ama atmayın. Bunu mutlaka için. Hiçbir şekilde israf etmeyin. Şimdi sütün biraz ılınmasını, yani daha önce söylediğimiz gibi parmağınızı soktuğunuzda şöyle içinde birazcık tutabileceğiniz ısıya, yani 38-40 dereceler civarına gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi ben bir derece ile sütün derecesini ölçüyorum. Bu benim kullandığım dereceyi gıda toptancılarının hepsinde, gıda çarşılarının hepsinde bulabilirsiniz. Pasta malzemeleri satan yerlerde, şekerlemeler satan yerlerde, hepsinde var. Ve maddi değeri 10 lira civarında. Çok daha profesyonel dereceler de var. Daha basitleri de var. Benim bu kullandığım markadan ben memnunum. Markası Matek. Her yerde de bundan gördüm. Şimdi bu süt 45 derece. Şu anda derece 45 dereceyi gösteriyor. Ben bu sütü önce şöyle bir karıştırayım bir dakika. Kaymağını falan. Ve sütü yoğurdu mayalayacağım kabın içerisine döküyorum. Azıcığını da ayırıyorum. Sütle yoğurdu harmanlıyorum. Güzelce yoğurdu sütün içinde eritiyorum. Bu da tamam. Ha, şunu diyebilirsiniz. 38-40 derece dedi, 45 derecede döktün. Bu yoğurt kabına döküldüğü zaman soğuyacağı için 45 derecede döktüm. Ve sonra bu hazırladığım karışımı sütün içerisine bırakıyorum. İşte yoğurt hazır. Şimdi bu nedir diye belki programın başından beri bakıyorsunuz, yayının başından beri. Ben rahmetli anneanneciğimden böyle öğrendim. Yoğurdu böyle bir battaniyenin içerisine sarardı. Bir tencereye koyardı. Ben şimdi bir streç koyacağım üzerine. Şöyle toz falan gelmesin.
Anneanneciğimin kırmızı ekose bir battaniyesi vardı. Bir de yeşil ekose battaniyesi vardı. O ikisini üst üste koyar, ona sarardı. Şimdi ben de sıcaklığını koruması için böyle temiz bir battaniyenin içerisine sarıyorum yoğurdu. Bunu fazla oynatmamak gerekiyor. Mutfağın sıcak bir yerinde muhafaza etmek gerekiyor. Eğer eviniz serin bir evse, böyle bir imkanınız yoksa bir öneri de şu olabilir. Fırınınızı bir ısıtın. Yani 180-200 dereceyi fırınınıza ayarlayın. Kapağını açın, bir havalansın. Şöyle bir açın, bunu içine yerleştirin. Yarım dakika kadar açık tutun kapağını. Ondan sonra da kapağını kapatın. 4-5 saat sonra yoğurdunuz mayalanmış olacak. Benim de imkanım olursa, nasipse yarın bu mayaladığım yoğurdu size göstermeye niyetim var. Evvelki gün hazırladığım yoğurt, dün hazırladığım yoğurt. İkisi de gayet lezzetli. Dün zaten tadına bakmıştım. Bu da dün mayaladığım yoğurt. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvamda. Birazcık yumuşak ama o dediğimde daha önce de söylemiştim. Kullandığınız sütün yağ oranı ile alakalı, su oranı ile alakalı. Tekrar edeyim, pastörize sütle yaparsanız mutlaka daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Evinizde yoğurt yapmanızı hepinize tavsiye ediyorum, kendiniz ve sevdikleriniz için. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun.